Merhabalar. Bugün Yeni Mesaj TV'de özellikle coğrafyamızı ilgilendiren, İslam dünyasını ilgilendiren çok önemli bir konuyu değerlendirmeye çalışacağım. Malum Şii-Sünni çatışması, Alevi-Sünni çatışması asırlardır körüklenmek istenen emperyal bir projedir. 1700 yıllarda İngilizler bu projeyi hayata geçirmeye çalıştılar. Ardından da günümüzün işte emperyal gücü olan Amerika tarafından İslam dünyasına bir hedef olarak, bir amaç olarak uygulanmak isteniyor bugün Şii-Sünni çatışması. Bu konuda Müslümanların, İslam dünyasının çok uyanık olması gerekiyor ve bu proje hakkında çok detaylı bilgilere sahip olması gerekiyor. Aslında bugün Amerika'nın başlatmış olduğu Büyük Orta Doğu projesi kapsamında da Şii-Sünni çatışması gerek toplumlar arasında, gerek devletler arasında planlanan bir proje olarak önümüzde durmaktadır. Peki bu projeyi biz İslam dünyası olarak nasıl bertaraf edebiliriz? Bu projeden kendilerimizi nasıl koruyabiliriz? Bunu çok iyi düşünmemiz lazım. Öncelikle bizler İslam'ın mümini nasıl tanımladığını, Müslüman kimdir, mümin kimdir? Bu konuları çok iyi bilmemiz lazım. Bu konudaki cehaletten kurtulmamız lazım. Hani bir mümin bir mümine kafir diyebilir mi? Bir mümin diğer mümini öldürebilir mi? Veya ölümüne yardımcı olabilir mi? Bu konuların Kur'an ve hadislerden delillerini, örneklerini ve Cenab-ı Hakk'ın muradını, peygamberin muradını çok iyi öğrenmemiz gerekiyor. Bakın ben toparladığım bazı bilgileri size aktarmaya çalışacağım. Enes bin Malik'ten rivayet edilen bir hadis-i şerifte Hazreti Peygamber Efendimiz şöyle buyurmaktadır. Allah Celle Celaluhu, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'a samimi bir kalple şahitlik eden herkese cehennem ateşini haram kılar. Bu nerede geçiyor? Bakın Buhari'de geçiyor 128, Müslim 32. Şimdi dikkat ederseniz bugün Şiisiyle, Sünnisiyle, Caferisiyle, Alevisiyle bugün La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demeyen, buna iman etmeyen bir kimse var mı? Yok. Dolayısıyla herkes bu kapsamda mümindir ve Allah bu kimselere cehennem ateşini haram kılmıştır. Bakın Abdullah İbni Ömer'den şöyle bir hadis rivayet edilmektedir. Resul Efendimiz şöyle buyurdu. Bir adam din kardeşine ey kafir derse bu söz ikisinden birisine döner. Eğer böyle denilen kişi söylenildiği gibi ise söz doğrudur, yerini bulmuş olur. Aksi takdirde bu söz söyleyene geri döner diyor Peygamber Efendimiz. Bakın bunun da kaynağı Buhari, Müslim ve Tirmizi yani Sünni kaynaklarda geçen bir hadis-i şeriften bahsediyoruz. Demek ki bir kardeşimize kafir dediğimiz zaman o havada kalmıyor. Eğer kafirse yerini bulmuş oluyor. Ama kafir değilse Allah muhafaza bize dönmüş oluyor. O yüzden bu konularda çok dikkatli ifadeler kullanmamız lazım ve hiçbir oyuna da düşmememiz lazım. Bakın Cenab-ı Hak bir ayeti kerimede bir müminin diğer mümini öldürmesiyle alakalı çok ciddi bir ikazda bulunmaktadır. Nisa suresi 93. ayet-i kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Kim bir mümini kasten öldürürse onun cezası içinde ebedi kalmak üzere gireceği cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lanetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır buyuruyor Cenab-ı Hak. Bakın bu ayetin tefsiri mahiyetinde ünlü muhaddislerden olan sahabi Abdullah İbni Abbas şu şekilde bu ayeti yorumluyor. Ayet-i kerimede geçen kasten öldürmekten maksat onun öldürülmesini helal kabul etmektir. Bu ise icma ile küfürdür. Yani demek ki bir mümini bir mümin kasten öldürürse hani ebedi cehennemlik zaten o anlamdadır. Kafir oluyor, dinden çıkmış oluyor. Camiül Ahkamül Kur'an cilt 5 sayfa 334. Bakın Hz. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde ise hani bir müminin öldürülmesine yardımcı olma konusunda da şöyle bir ikazda bulunmaktadır. Bir adam bir Müslümanın ölümüne bir tek kelimeyle yardım etse kıyamette alnına şöyle yazılır. Bu adamın Allah'ın rahmetinden nasibi yoktur. Bakın yine sünni bir kaynakta geçiyor bu. İbn-i Mace, Diyat 1. Şimdi özellikle son zamanlarda dikkat ederseniz çok ciddi iftiralar ve dedikodular dolaşıyor. Şii kardeşlerimize, Alevi kardeşlerimize kafir diyenler mi ararsınız? Onlar sizi öldürdüğünde şehit olursunuz diyenler mi ararsınız?
bu fetvaların doluştuğunu, havalarda uçuştuğunu görüyorsunuz. Peki gerçekten durum böyle midir? Yani bunun efendim hükmü nedir? Bunları da ifade etmemiz lazım. Bakın Hazreti Selman-ı Farisi radıyallahu anh şöyle naklediyor. Resulullah'ı gördüm ki Ali bin Ebi Talib'in bacağına ve göğsüne dokunarak şöyle buyurdu. Seni seven beni sevendir. Bakın İmam Ali için söylüyor bunu. Ya Ali seni seven beni sevendir. Beni seven ise Allah'ı sevendir. Sana düşman olan bana düşman olandır. Ve bana düşman olan da Allah'a düşman olmuştur diyor Peygamber Efendimiz. Yine sünni bir kaynakta Taberani Mucemül Kebir eserinde geçiyor. Şimdi baktığınız zaman Şii nedir? Bakın Kur'an'da da geçen bir ifadedir Şia kelimesi. Şii Hazreti Ali, Ehl-i Beyt'i seven demektir. Dolayısıyla Hazreti Ali'yi seven bir insana düşmanlık yaptığınız zaman Hazreti Peygamber ne diyor? Siz diyor bana düşman olursunuz, Allah'a düşman olursunuz buyuruyor. O yüzden bizler bugün Şii kardeşlerimize, Alevi kardeşlerimize kafir diyemeyiz. Onlara düşmanlık yapamayız. Onlara yapılan efendim saldırılara, onlara yapılan zulümlere sevinemeyiz. Onlardan birisi vefat ettiği zaman, şehit olduğu zaman buna sevinemeyiz. Ne yapmamız lazım? O kardeşlerimizin yanında yer almamız lazım. Onlara dua etmemiz lazım. Onlara şehit nazarıyla bakmamız lazım. Bu noktada tabii bu küresel oyunları, küresel fitneleri, Şii-Sünni çatışması çıkartmak isteyenleri de efendim engellemek adına, onların projelerini deşifre etmek adına da gerçekten çok önemli bir eser var. Profesör Doktor Haydar Başbey'in Tevhidin Merkezi Ehl-i Beyt eserini de mutlaka temin edelim. Çünkü Profesör Doktor Haydar Başbey bakın Şiilerin de Sünnilerin de itikat esaslarının aynı olduğunu, İslam esaslarının aynı olduğunu bu eserinde madde madde ifade ediyor. Dolayısıyla Şiisi de Müslümandır diyor. Sünnisi de Müslümandır, Alevisi de Müslümandır, Caferisi de Müslümandır. Bizler kardeşiz, ortak paydamız Ehl-i Beyt'tir diyor. O yüzden bu eseri de mutlaka temin edip okuyalım diyorum. Saygılar sunuyorum.